Merhaba, şu anda İdil'de bulunan gazeteci Faruk Balıkçı'yla HDP heyetinin Cizre konusunda aldığı kararı konuşacağız. Faruk merhaba, ne oldu? Cizre'ye girme çabalarından vazgeçtiler galiba HDP'liler, Selahattin Demirtaş ve diğerleri. Anlatır mısın neler oldu? Merhaba Ruşen. 800 günden beri sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve abluka altında olan Cizre'ye girmek için HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekiller bir heyet halinde dünden beri Cizre'ye ulaşmak istiyorlar. Dün 3 kez engellemelerine rağmen bu sabah İdil'e vardılar. Bu sabah saat erken saatlerinde, saat 4 gibi gün daha doğmadan İdil'den yola çıkıp Cizre'ye geçmek isterken karayolunda polis engeliyle karşılaştılar ve geri çevirdiler. Tekrar geceyi öğretmen evine dönen HDP heyeti sabah erken bu kez gün doğduktan sonra saat 8 sıralarında tekrar Cizre'ye geçmek için harekette bulundular. Yine polis barikatıyla karşılaşan HDP'liler polis barikatını da aşıp geçmesi üzerine her geçtiğince defalarca polis yolunu kesince bu kez kendilerini yönlerini dağa çevirdiler. Kısa alandan uzun süre yürüyen HDP'liler bir dağın zirvesine vardıklarında bu dağın zirvesinde tekrar çığlık kuvvet ve özel tim tarafından etraflar kesildi ve aralarında kısa bir arbede de yaşandı. Daha sonra burada uzun süre bekleyen bu heyet daha sonra karşı tepelerden gelen binlerce insanın da geçişini engellemek için heyetin bulunduğu yan taraftaki dağın ateşe verilmesi sonucu heyet bu kez aşağıda yine Cizre İdil Karayolu'na inmek zorunda kaldı. Buradaki uzun süre bekleyişten sonra bir sonuç alamayan HDP heyeti, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş burada bir basın açıklaması yaparak İdil'e geri döndü. Yalnız bunun geri dönüş olmadığını, İdil'de Cizre Kriz Merkezi kurulacağını ve daimi bir komite oluşturulacağını, buradan Cizre'yi her gün takip edeceklerini açıkladı. Peki kendisi dönüyor mu yoksa kendisi orada kalacak mı? Ya da yanındakiler, bakanlar, diğer milletvekilleri? Kendileri bir gün daha burada, bugün de buradalar. Yarın bir kısım dönmüş olacak, bir kısım vekiller ise kalmış olacak. İdil'i hiçbir zaman boş bırakmayacak. Her zaman belirli bir vekil sayısı İdil'de bulunmuş olacak. Bu Cizre Kriz Komitesi'ni yönetmek amacıyla bir daimi komite sürekli İdil'de bulunacak. Peki Faruk, size orada Cizre'de neler olup bittiği konusunda size dediğim gazetecilere ve tabii ki Demirtaş ve diğer HDP'lilere bir takım bilgiler geliyordur. An itibariyle Cizre'de durum nedir? Hala sokağa çıkma yasağı var herhalde. Nasıl, gerilim sürüyor muyuz? Gerilim halen sürüyor. Bugün bizim aldığımız bir bilgiye göre Cizre Belediye Başkanı açıklamasına göre Cizre'de bugün biri kadın biri çocuk olmak üzere 8 kişinin daha bugün hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Zaman zaman Cizre içinde bulunanlardan hatta zaman zaman yakınlarına fırsat buldukça internet çalıştıkça attıkları maillerde durumların çok vahim olduğunu ve her an ölüm korkusuyla yaşadıklarını dile getirdiklerini anlatıyorlar. Düşün. Peki Selahattin Demirtaş basına, siz gazetecilere konuştu. Nasıl umudu var mı yoksa bir moral bozukluğu mu hakim? Hayır. Biraz sitemde bulundu. Özellikle Gazze'yi hatırlattı. Özellikle Müslüman kesime de bir çeşitliğe şarda bulundu. Gazze ambargo altındayken Gazze için çaba sarf edenlerin bugün Cizre'nin de 800 günden beri ambargo altında olduğunu, açlıkla karşı karşıya kaldığını ancak hiç kimsenin umurunda dahi olmadığını, bir Gazze için ses çıkarılırken Cizre için ise
toplu sessiz kaldığı sistemini dile getirdi. Ayrıca yine Cizre'deki ölümlerden de bu iktidarın sorumlu olduğunu anlatarak iktidara da hükümete de çağrıda bulundu. İsterseniz birlikte gidip Cizre'yi gezip görelim. Yeter ki insanlar ölmesin diye bir çağrıda da bulundu. Evet. Faruk çok teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Sağ ol, sana da kolay gelsin Uşen. Evet, Cizre'den dönüş, Cizre'ye giremeyip dönüş yapan HDP heyetinin durumunu gazeteci arkadaşımız Faruk Balıkçı anlattı. Cizre ile ilgili başka bağlantılar yapmaya çalışacağız gün içerisinde. Bizi takip ettiğiniz için zaten bir şekilde haberdar oluyorsunuzdur.